Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne paylaşmak istedim? Bu öncelikle size şunu göstereyim. Bunu ben köyden alıyorum. Çok güzel, %100 doğal köy tarhanası arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Evde yapılan, dışarıda kurutulup sonra bu hale getirilen ev tarhanımız. Şimdi bunu şişemize koyacağız. Ama şimdi tarhana çorbası nasıl yapılır onu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle tenceremize 1-2-3 kaşık kadar tarhanamızı koyduk. Sonrasında 4 bardak kadar da suyumuzu ekledik. Şimdi arkadaşlar benim yapacağımı göreceksiniz, ne kadar olacağını. Siz de ona göre daha fazla ya da daha az yapmak isterseniz miktarını az da koyabilirsiniz. Üzerine de tuzunu koyduk. Arkadaşlar bu sürekli karıştırılması gerekiyor şimdi böyle pişerken. Sonra topak topak oluyor. Biliyorsunuz bu tarhana hamur. Hamurdan bu hale geliyor. İçindeki malzemelere var tabi. Yoğurdu, domatesi, biberi. Belki bileniniz vardır. Böyle hamur halinde yoğurulur. Küçük küçük parçalar halinde güneşe serilir. Sonrasında kuruyunca böyle un gibi yapılıyor. Şimdi bu topak olmaması için sürekli karıştıracağız. Evet. Tarhanamız kaynamaya başladı. Yavaş yavaş koyalıyor. Sürekli karıştıralım. Topak olmasın. Bir yandan da arkadaşlar küçük bir tavamızın içine biraz sıvı yağ ve biraz da pul biberi koyduk. Şöyle kavuruyoruz. Onu da göreceksiniz. Tarhanamızın üzerine koyacağız. Tarhanamız pişerken arkadaşlar size bunu da göstermek istiyorum. Bayat ekmekleriniz var ise evde, dilerseniz tarhananızı sade de içebilirsiniz. Dilerseniz böyle bir kaseye, tabağa bayat ekmeklerinizi böyle küçük küçük elinizle doğrayıp üzerine tarhanayı dökebilirsiniz. Ben şimdi öyle yapacağım. Evet, tarhanamız pişti. Şimdi arkadaşlar ben size bunu şöyle dökeceğim. Yani siz de görün diye. Şu şekilde tencerenizle beraber üzerine boca edin. Evet. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Yani çok harika bir lezzet oluyor. Hem bu kış aylarında güzel bir grip çorbası diyelim. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bunu da kaşıkla uğraşmaya gerek yok. Böyle boca edebilirsiniz. Çünkü bunun lezzeti böyle çıkar. Köyde yaşayanlar çok iyi bilir. Tarhana yapanlar çok iyi bilir. Benim ne yaptığımı, nasıl yaptığımı. Evet. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayat ekmekli tarhana çorbamız hazır. Tabi dediğim gibi isterseniz sade de içebilirsiniz çorbanızı. Biz böyle tercih ettik. Pul biberli yağ yakmak yerine çökelek de kullanabilirsiniz. Peynir de koyabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Evet arkadaşlar.
O zaman bize afiyet olsun diyelim. Hadi siz de yapın. Size de afiyet olsun, şifa olsun. Görüşürüz arkadaşlar.